Arkadaşlar, bu bölümde de indirgenmiş temettü analizinden bahsedeceğim. Bu yöntem şirketin değerlemesini yaparken gelecekte dağıtacağı temettülerin bugünkü değerini şirketin piyasa değeri olarak kabul eden bir yöntemdir. Daha önce sıklıkla yaptığımız bir örnek vardı. İşte bir şirketi borsadan bir şirket satın almak istiyorsunuz. Bugünkü değeri 5,22 lira hisse fiyatı. Hisse senedi bu yıl 40 kuruş temettü dağıtacak ve bu temettünün her yıl %9 arttığını tahmin ediyoruz. Şu anda piyasada gösterge tahvili de %11,34'tür. Bu çerçevede şirketin sonsuza kadar bu rakamlarla, yani sonsuza kadar 40 kuruşun üstüne her yıl %9 arttırarak temettü dağıtarak gideceğini varsayıyorsak, bunun değerlemesini nasıl yapmıştık arkadaşlar? 40 kuruşları her yıl %9 büyütmüştük. Gösterge faiz %11,34, fakat biz 5 puan risk primi katmıştık şirketin değerlemesini yaparken. Tabii ki siz 5 puanı direkt katmak zorunda değilsiniz. Şirketin betasıyla çarparak yaparsınız. Şirketin de betasının 1 olduğunu varsayarsak 5 puan doğrudan eklersiniz ve iskonto katsayısı bulursunuz. Tabii burada iskonto oranı ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti de üzerinden hesaplanması gerekiyor. Burada şirketin hiç borçlanmadığını varsayarsak ve betasında 1 olduğunu varsayarsak böyle bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. Burada perpetuite formülüyle ne yapmışız? İşte 40 kuruşu 1 artı büyüme oranı bölü iskonto oranı eksi büyüme oranı ile çarpmışız ve sonsuza kadar büyüyeceğini varsaydığımız için 5,94'lük bir fiyat çıktı. Tamam, bu örneği zaten daha önce de hatırlarsınız arkadaşlar. Aşağı indiğimizde de şöyle bir sonuç çıkıyor. Şirketin gelecek 5 yılda dağıtacağı temettü rakamları belliyse, yani şu rakamları bir silelim önce. Şu hesaplamaları siliyorum. Ve bu temettü rakamlarının gelecekte dağıtılacak tutarları belli arkadaşlar. Bu çerçevede hisse değerini nasıl hesaplarız? Şöyle yaparız arkadaşlar. Öncelikle bunları bugüne iskonto ettirmemiz lazım. Gelecek 5 yıla rakamları belliyse. Tabii şunu da yapmamız lazım. 5 yıldan sonra sonsuza kadar devam edeceğini varsaymışız ve 5 yıldan sonra her yıl %3 büyüyeceğini varsaymışız. O zaman arkadaşlar, zaten bu yöntem indirgenmiş nakit akım analizine çok da benziyor. Yaptığı tek şey serbest nakit akımlar üzerinden değil, şirketin dağıtacağı temettüler üzerinden değerleme yapmaktır. Burada arkadaşlar şunu yapıyoruz. Şirketin 5 yıldan sonra sonsuza kadar %3 büyüyeceğini varsayırsak eşittir diyorum. 5. yıl dağıtacağı temettü çarpı parantez içi 1 artı büyüme oranı, yani yüzde ya da 0,03 diyelim. Bölü şirketin iskonto oranı. İskonto oranı da tam olarak şuradaydı. İskonto oranı eksi 0,03, parantezi kapatıyorum. Ve 10,04. Yani 5 yıldan sonra sonsuza kadar dağıtacağı temettülerin 5. yıla iskonto edilmiş hali 10,04 çıktı. Peki bu rakamları bugüne iskonto ettirdiğimizde de şöyle yapacağız. Eşittir diyorum, 0,45 bölü parantez açıyorum 1 artı iskonto oranımızı alıyorum, %16,04. Parantezi kapatıyorum, üzeri 1. 1'i şuradan almak daha doğru bir hareket olacak. Bunu yana çekiyorum arkadaşlar. Şunu bir daha yana çekiyorum. Tabii ki burada 5 artı dediğimiz için aslında bunu 5'e bölmemiz lazım. Üzeri 5. yıl olduğu için, şurada sayı olmadığı için, burada bir yazı olduğu için onu elle yazıyorum. Ya da şuradaki rakamı da baz alabilirsiniz. Üzeri 5 diyorum. Neden 5? Çünkü bu rakam zaten 5. yıla iskonto edilmiş hali. Biz onu 5. yıldan da bugüne iskonto ettiriyoruz. Evet. Bunların toplamı da arkadaşlar eşittir, topla diyorum. Bunların toplamı da şirketin fiyatını verdi. Evet, temettü rakamları belliyse geleceğe dönük, onları bugün iskonto ederken normal indirgenmiş nakit akım analizinde kullandığımız rakamları kullandık ve şirketin hisse fiyatını 7,45 bulduk. Şirketin piyasa değerini hesaplarken de zaten bunu hisse sayısıyla çarpmamız yeterlidir. Şirketin 7,5 milyon hissesi olduğuna göre arkadaşlar, 7,5 milyon liralık ödenmiş sermayesi, veya bunu böyle de düşünebilirsiniz, şirketin piyasa değeri 55 milyon 875 bin civarı bir rakam olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet basit bir yöntem. Fakat biz indirgenmiş nakit akım analizi, işte çarpı analizi ve net aktif değeri kullanırken genellikle indirgenmiş temettü analizini kullanmayız. Bunun sebebi de şu arkadaşlar: şirketler genelde temettü dağıtmayabilir veya dağıtılabilecek temettünün çok altında bir rakam dağıtıp kalan kısmı işte faaliyetlerine kullanabilirler.
yatırım yapabilirler, birçok şey yapabilirler. Veya yani patron şirketidir, hiçbir zaman temettüde dağıtmıyor olabilir. Patron istediğini yapabilir sonuçta. Bu durumlarda temettüler dağıtılmayacağı için bu çerçevede bu yöntemi kullanmak anlamını yitirir arkadaşlar. Bu yöntem daha çok borsada sürekli temettü dağıtan belli başlı hisseler için kullanılabilir. Ama halka açık olmayan firmalar için kullanılması oldukça zordur. Çok da makul bir hareket olmaz. Evet arkadaşlar, indirgenmiş temettü analizi bu şekilde ve ilerleyen aşamalarda bununla ilgili de bazı örnekler yapacağız.